Efendim bugün soruyorum da Açık Beyin'de ilk defa bir ek video çekiyoruz. Bu ek videomuzun başlığı da unuttuğumuz yeni cinsiyet tanımları. Zira daha önce yeni cinsiyet kavramları ile ilgili bir videomuz olmuştu. Ve sağ olun siz de yorumlarınızla aşağıyı coşturdunuz. Bayağı enteresan tartışmalar da dönüyor. Genellikle anladığımız kadarıyla bu meselelerin biraz tartışılmaya ihtiyacı varmış. Ama ve lakin tabii o videoda da söylediğim gibi ben de biraz konuya yeni sayılırım. Hani artık eski adamlardan biri olmaya başlıyoruz ya yavaş yavaş. Dolayısıyla bu video yayınlandıktan sonra bir takipçimizin 15 yaşındaki kızı, genç bir arkadaşımız bir sesli mesajla bize çok önemli bazı hatırlatmalar ve katkılar yapmış. Açıkçası haklı olarak da biraz kızmış yani. Madem böyle bir video çekiyoruz niye bunları yanlış söylüyorsunuz diye. Yanlış olmasa da ufak olmayan bir eksiğimiz var. Onu fark ettik ve onu tamamlamak için bir tane ek video çekelim dedik. Bu cinsiyet kavramlarıyla falan ilgili konuşurken daha önce işte insanın fabrika ayarlarında da böyle evrim falan konularını anlatmaya çalıştığım sırada işaret etmeye çalıştığım önemli bir sorunumuz var. O sorun da biz genellikle bu literatür bilgilerini İngilizce kaynaklardan aldığımız için İngilizce dilinde ve kültüründe olan bazı ayrımlar, bazı farklı anlamlara gelen kelimelerin Türkçe'de bizim kültürümüzde tam karşılıkları olmayabiliyor ya da günlük hayatta bazı kelimelere uygun olmayan yerlerde hani derler ya eskiler Galata meşhur olarak kullanabiliyoruz. Yani orijinal anlamı öyle değil ama öyle oturduğu için biz onu o şekilde kullanıyoruz. Ben de biraz bir önceki videoda acık o tuzağa düşmüşüm. Ben bundan korunmak için hep ne yapıyordum? Hani önce kelimeleri alıyordum, bir güzel güzel tarif etmeye çalışıyordum ya. Orada atladığım iki tane önemli kavram var aslında. Onları da sevgili genç arkadaşımız sayesinde burada tekrar açma imkanı oldu. Dolayısıyla öncelikle kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp bize böyle yorumlar yaptığı için. Bu arada parantez içinde lütfen bütün videolarımızla ilgili bize her türlü ulaşabileceğiniz kanalı kullanarak her türlü geri bildirimimizi gönderin. Çünkü burada karşılıklı olarak bilgi ve görgü genişletmeye çalıştığımız bir mecra yaratmaya çalışıyoruz. Burada nasıl duyulduğumuz, anlattığımızın ne şekilde anlaşıldığı çok çok mühim. Efendim sevgili arkadaşımızın bize hatırlattığı konu şu. Biz özellikle işte bu transseksüelizm, biseksüelizm falan filan gibi içinde seksüelizm ve gender gibi ifadelerin geçtiği kavramları konuşurken bir ufak tarif yapmayı unutmuşuz. Ama bu büyük bir fark yaratmış gerçekten de. Sexuality İngilizce yani cinsel davranış ve gender yani cinsiyet arasındaki farkı önceden tarif etmediğimiz için anlatımlarda biraz karışıklık olmuş. Bu videomuzda çok kısaca onları bir düzeltelim. Efendim, sexuality kelimesi bizim Türkiye'de cinsel davranış ya da cinsel yönelim falan dediğimiz durumu daha fazla ifade eden bir kelime. Yani davranışla dışa vurumla ilgili bir mesele. Gender ise cinsel kimlik yani bir bebek doğduğunda dışarıdan erkek mi dişi mi gözüküyor ya da işte kendini nasıl ifade ediyor erkek mi dişi olarak mı davranıyor buna bağlı olarak kullandığımız tanımlayıcı bir kavram. Sexuality dediğimiz yani o cinsel davranış kısmı değişebiliyor, dönüşebiliyor, başka başka versiyonlar alabiliyor. Gender de hakeza. Fakat bu ikisinin dönüşme biçimleri ve bunların konuşulma biçimleri biraz farklı olmalı. Zira mesela transgender kelimesini kullanmayı unutmuşuz geçen sefer. Çünkü biz Türkçe'de sadece genellikle transseksüellik kavramını çok fazla kullandığımız için orada kalmıştı ama transseksüelizm aslında cinsel davranıştaki bir dönüşüm. Erkek cinsel davranışından dişi cinsel davranışına doğru hani bildiğimiz kategoriler arasında bir dönüşümü temsil ederken transgender ise dışsal bir cinsiyet yapısından bir başka dışsal cinsiyet yapısına dönüşmeyi yani bedensel, yapısal, form açısından bir dönüşmeyi temsil eden bir terim. Dolayısıyla bu terimleri tarifini yapmadığımız zaman da tabii ki anlatırken transseksüelizmle transgender, biseksüellik falan karışabiliyor birbirine. Temelde aslında hakikaten gündemimize sokmamız gereken belki de Türkçe'de işte cinsel davranış ya da varsa aklınıza gelen daha kısa böyle veciz bir ifade bunu cinsiyetten ayrı olarak kullanmamız ve belki de bu kavramları böyle isimlendirmemiz önemli. Çünkü dille ilgili şöyle temel bir sıkıntımız var. Bu konularla ilgili de biraz anlayış darlığımız aslında bu konuyla ilgili. Bir meseleye dair yeterince kelimemiz yok ise, yeterince kavramımız yok ise o meseleyi düşünemiyoruz. Çünkü biz kelimelerle düşünen varlıklarız. Dil zaten böyle bir şey düşünmemizin temelini oluşturuyor. Ve bu konuda eğer
Kelimeler belirsizse, yeterli tanımları yoksa ve günlük hayatta kullanıma geçmiş, böyle herkesin kulağının aşina olduğu, söylediğimizde rahat rahat karşı tarafın anlamını anlayabildiği oturmuş tanımlara sahip değillerse, o zaman bu mevzularda çok fazla kafa karışıklığı, çok fazla tartışma, kavga gürültü ve sonuçsuz muhabbet maalesef mukadder oluyor. Yani biraz bunların içinden çıkamıyoruz. Orada sevgili genç arkadaşımız gerçekten bunu fark ederek çok önemli bir katkı yaptı. Kendisine bir kere daha buradan çok teşekkür ediyorum. Bir de unuttuğumuz ufak bir konuyu arkadaşlarımız hatırlattılar. Aseksüellikten hiç bahsetmemişiz. Aseksüalite ne demek? Biraz önce söylediğimiz gibi işte seksüalite cinsel davranış. Ama herhangi bir cinsel davranışa, cinsel dürtüye ihtiyaç hissetmeyen, işte hayatında bunu önemli bir yere koymayan, birçok insanda olduğu gibi hayatın merkezi olarak hayatı yönlendiren bir duygu olarak hissetmeyen kişilerle ilgili kullandığımız bir ifade. Aseksüalite de bir başka tip cinsel davranış biçimi. Ara ara olabiliyor, kalıcı olarak bazı insanlarda gözlenebiliyor. Bugün bile bildiğimiz kadarıyla bu tip davranış değişiklikleri, yani normal skalayı oturtturamadım, işte aseksüellik dediğimiz davranış değişiklikleri ya da farklılıkları, hem cinsel işlevleri yöneten, işte onu en üst düzeyde kontrol eden beyin bölgelerindeki olası farklılıklarda, hem de doğuştan itibaren ya da gelişimsel olarak gerçekleşen bir takım hormon düzeylerindeki değişikliklerle alakalı olabiliyor. Fakat her zaman daha önceki videolarda da belirttiğim gibi bu sorunlar o kadar atipik ve hepsi o kadar nevi şahsına münhasır ki böyle genel olarak işte biseksüelizm şundan olur, homoseksüellik bundan olur, aseksüellik bundan olur diyebileceğimiz net bir tarifi ben henüz bilimsel literatürde bulamadım. Yani burada bilimsel olarak bile çok net bir şeyler söyleme şansımız henüz çok fazla yok gibi gözüküyor. Şimdi hal böyleyken en son bir videoda minik bir konuya daha dokunmak isterim. Özellikle bu yeni cinsiyet tanımlarıyla ilgili, bu konuda yaşanan kavram ve kafa karışıklıklarıyla ilgili çok enteresan haberler duyuyoruz. Mesela geçenlerde bir haber varmış, sevgili genç arkadaşlar burada da benim dikkatimi çektiler. Amerika'da yaşayan ve cinsiyet değiştiren bir birey, yani transgender olan bir birey, kadınken erkek oluyor ve bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. Ve hemşireler de sonuçta kadın olduğu için tebrikler anne oldunuz dediğinde çok bozuk çalıyor, onlara dava açıyor ve kendisinin anne değil baba olması gerektiğini söylüyor. Şimdi tabii ki kişinin böyle bir talebi gayet doğal, fakat dışarıdaki garibanlar ne yapsın? Şimdi yani senelerdir, hatta milyonlarca senedir doğum yapana biz anne diyoruz otomatikman. Karşımızda kadından erkek olmayı tercih etmiş bir insan görmemize rağmen ya bu insanın doğum yapmış olması otomatikman onu dişi algılamamıza sebep oluyor. Ve biz de hani diyelim ki orada siz bir sağlık görevlisiniz, hemşire, doktor falan, ya tebrik etmek istiyorsunuz ve aklınıza gelen ilk evrimsel kültürel kalıbı zart diye kullanıyorsunuz. Tebrikler anne oldunuz falan diye. Hani o arkadaşımızın bunu düzeltmeye çalışmasını anlayabilirim ama o buna kızdığında, hatta birileri toplanıp da her doğum yapan anne değildir, baba da olabilir falan diye bir anda böyle ortaya çıkınca acık sakin olmamız gerektiğini önermekten başka elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Dikkat ediniz, kavramları tanımlarken bile ek videoyu çektik hayatımızda ilk defa. Daha ne yapalım arkadaşlar, kafalar 1500 yani. Bu yeni mevzulara daha bırakın adapte olmayı, bunların kavramsal karşılıklarını bile oturtturmakta birçok insan aciz. Ben ki biliyorsunuz hayatım kelimelerle oynamak, bu tip kelimelerin etimolojilerini, birbirleriyle alakalarını falan takip etmekle geçiyor. Ben dahi oldukça zorlanıyorum çünkü özel ilgi alanım değil. Biraz bu konularda hassasiyeti olan insanların bu gelişimsel alanda, yani yavaş yavaş yeni yeni duymaya başladığımız konuları zihnimize oturtturabilme sürecimizde azıcık daha toplumsal barışa saygılı, biraz daha bu konuya hani uygun zamanı verebilecek bir serin kanlılıkla yaklaşmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir zaman işte bunlar nevzuhur fikirler, şımarıklık, canım ne varmış falan filan gibi bir hani tavırla yaklaşmayı sevenlerden değilim. Her zaman anlamayı ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat aynı zamanda anlamak istediğimiz insanlardan da anlaşılma talebine uygun bir zihinsel rahatlık alanı beklemek biraz hakkımızdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani genellikle sinir bozucu olan şey şudur bu tip tartışmalarda. Mesela ben bugün bir konuşma yapıyorum. İşte erkek, kadın vesaire beyin farklılıkları falan üzerine sohbet ederken mesela bayanlar şöyledir diye bir şey söylediğimde birisi hemen kadar, bayan değil kadın falan. Şimdi doğru tamam olabilir ama ben belki o zamana kadar bu konunun işte etimolojisini tartışmamış, üzerine kafa yormamış falan olabilirim. Hani bunu kötü niyetle kullanmamış olabilirim diye düşünerek reaksiyon almayı tercih ederdim. Ama bazen
karşımızdaki insana bu hakkı pek veremeyebiliyoruz. Hemen böyle bir düzeltme ihtiyacı hissediyoruz. Hemen onu bir etiketleyip herhangi bir işte yok homofobik, yok bilmem ne falan diye yaftalamayı tercih ediyoruz. Bu konuda gerçekten biraz daha serin kanlı olmaya ihtiyacımız var. Evet, homofobi diye bir durum var. Evet, cinsiyet konusunda normal dağılıma uymayanların çok sıkıntı yaşadığı, çok çeşitli ve farklı çevreler var. Bugün 21. yüzyılda bile çok önemli bir problem olduğu için biz de açık beyin olarak elimizden geldiğince burada kafaların netleşmesine katkı vermeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyi onaylama ya da bir şekilde karalama makamı olmadığımız için var olanı tarif etmekle alakalı bir endişemiz var ve onu doğru anlamakla ilgileniyoruz. Lütfen anlaşılmak isteyenlerin de hani zihnin anlama mesaisinin biraz zaman aldığını birbirlerine hatırlatmaları çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Kavga etmenin kimseye bir faydası yok. Konuşursak anlaşırız. Zira insanlar konuşa konuşa anlaşırlar efendim. Görüşmek üzere.